Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? 60 ve 61. sayfaların çözümlerini yapacağız bugün sizlerle bu videoda. Ve arkadaşlarım, 11. testteyiz sayı ve kesir problemlerinde. Dilerseniz bu güzel, hoş mu hoş sorumuzla başlayalım bakalım. Gerçekten güzel bir soru. Un fiyatlarındaki artıştan sonra ekmek fiyatını değiştirmek istemeyen Fırıncılar Derneği bir toplantı yapmış ve toplantıda zamdan sonra üretilecek ekmeklerin büyüklüğünün gramaj olarak mevcut ekmeklerin ağırlığının 4/5 ağırlıkta üretilmesine karar vermiş. Kararı not alan Fırıncı Tayrus da 4/5 ifadesinin yazılışını yanlış bildiğinden dolayı 5/4 olarak yazmış kağıda ve usta başına not aldığı kağıdı verip üretimi burada alınan nota göre yapmalarını istemiş. Her gün eşit miktar un kullanarak eşit ağırlıklı ekmekler üreten bu fırın, bu nottan hemen sonra aynı miktar un ile ekmek ürettiğinde, ürettiği ekmek sayısı zamdan önce bir günde ürettiği ekmek sayısından 200 eksik kalmış. Şimdi şöyle, her gün 100k kadar, yani her ekmek için 100k kadar kullanıyorlarmış un diyelim, tamam mı? Ve 100m kadar da ekmek üretiliyor diyelim. Yani toplamda harcanan un miktarı bu. Yine toplamda harcanan un miktarını değiştirmeyecek. Fakat diyor ki ben 5/4 katına çıkarıyorum diyor. Yani ekmeğin gramajını. Bakın 4/5 yerine gramaj olarak 5/4 olarak algılamış ya. Dolayısıyla bunu 5/4 katına çıkaracağım diyor. Şimdi 100k tane ekmek üretiliyorsa ve bunun her birinin gramajı da 100m ise, gramajı kaç katına çıkarmış? 100m çarpı 5/4'üne çıkarmış. Yani 4'e bölüp 5'le çarparsanız 125m yapar. Şimdi kaç tane ekmek üretilecek? Buna bakalım. Tamam mı? Kaç tane ekmek üretilecek? Buna bakalım. Buna da xk diyelim. Pekala. Şimdi 25'e böldüm 5. 25'e böldüm 4. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 20. Yani 4 kere 20'den x aslında kaçmış? 80k'ymış. Ve gençler, normalde 100k tane ekmek üretilirken 80k tane ekmek üretilmiş. Aradaki fark 20k ve bu kaça eşitmiş? 200'e. Aradaki fark bu. Yani k arkadaşlar kaçmış? 10'muş. K 10'sa demek ki her gün, aslına bakarsanız demek ki burada 1000 tane ekmek üretiliyor gibi düşünebiliriz. Ve bunların her birinin gramajı da 100m gibi düşünebiliriz. Şimdi sorumuzun devamını okuyalım. Buna göre Tayrus da notu doğru alaydı, aynı miktar unla bu fırının bir günde üreteceği ekmek sayısı zamdan önce bir günde üreteceği ekmek sayısından kaç fazla olurdu diye sorulmuş. Şimdi şöyle, gramajı 100m değil de bunun 4/5'i kadar olmuş olsaydı diyor. Bu kaç yapar? 80m yapar. O zaman 80m ile yine bu sefer y çarpı k, y tane ekmek üretilsin diyelim. Pekala, k yok bu sefer, üzgünüm. Bunu yapacağız. 20'ye böldüm 4, 20'ye böldüm 5, 4'e böldüm 4'e böldüm. Burası da 250 yapar. 5 kere 250'den 1250 gelir ya. Yani 1000 tane yerine 1250 tane üretiliyorsa demek ki 250 tane, nerede o? Adana seçeneğinde 250 tane fazla ekmek üretiliyormuş demek. Şimdi devam ediyorum ikinci sorumla. Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan tavuk, koyun ve inekler. Tavuk, koyun ve inek var arkadaşlarım. Tamam mı? Bunlar hakkında aşağıdakiler biliniyor sırasıyla. Koyun sayısı en fazla inek sayısının 2 katı kadardır. Şimdi koyuna ben x dersem, pardon, ineğe ben x dersem, koyun sayısı maksimum, bakın maksimum koyun sayısı 2x'miş. Tamam mı? Tavuk sayısı en az inek sayısının 3 katıdır. En az, yani minimum inek sayısının 3 katı 3x, tavuk sayısı da en az 3x kadardır. Koyun ve ineklerin toplamı, koyun ve inekler, koyun ve ineklerin toplamı en az 46'ymış bakın. En az 46 tane var. Bu çiftlikte en az kaç tane tavuk vardır? Şimdi 3x'in en az olmasını istiyor. Şimdi buna dayanarak da ben burada koyun sayısının maksimum 2x olduğunu biliyorum. Demek ki 2x'ten daha da az olabilir. Fakat burada inek sayısını az tutmam lazım. Neden? Çünkü tavuk sayısı da az çıksın. Bana en az kaç tane tavuk vardır diye soruluyor. İnek sayısını az tutabilmek adına da direkt o zaman şöyle diyebilirim. Hocam burası 3x. En az 46 tane varsa ben bu 3x'i giderim. 46'dan hemen sonraki 3'ün katı olabilen sayıya eşittirim. 48'e. Yani ben 3x'i 48 seçersem inek sayısını az seçmiş olurum.
E bana en az kaç tane tavuk vardır diye soruluyordu. Tavuk sayısı zaten 3x olarak seçilmişti. Demek ki en az 48 tane tavuk vardır diyeceğiz. Cevabımız da D şıkkı olacak. Ve devam ediyorum 3. sorumla. Bir şehirde A, B ve C isimli 3 tane havaalanı var. Tamam mı? Bu havaalanlarına sırasıyla pazartesi günü 12, 15 ve 19 tane uçağın inmesi planlanmış. Şimdi A, B, C havaalanları diyelim. A havaalanı, B havaalanı, C havaalanı ve A havaalanına sevgili arkadaşlarım şurada sırasıyla 12, 15 ve 19 demiştik, yazalım. 12 tane uçak, 15 tane uçak ve 19 tane uçak inecekmiş normal planlamalara göre. Saat 4.30'a kadar, akşam 4.30'a kadar B havaalanına inen uçak sayısı A havaalanına inen uçak sayısından 2 fazla. Yani A havaalanına x tane uçak indiyse 16.30'a kadar, B havaalanına x artı 2 tane inmiş demek ki. Ve C havaalanına inen uçak sayısından 3 eksiktir. Demek ki burası da x artı 5 olacakmış. B, C'den 3 eksik. Geçelim bir diğer bilgimize. Burayı da anladık. Saat 16.30'dan sonra aniden çıkan sistem dolayı diğer uçaklara şöyle bir anons geçirmiş. İstedikleri ABC havaalanlarından birine iniş yapabilirsiniz demişler. Kule, kim diyor bunu? Kule diyor. Hani o kule diye bir şey var ya. Kule diyor ki bütün uçaklara istediğinize inin ya. Hani bu sistem kurtulun da istediğinize inin diyorlar. Tamam, eyvallah. Bu durumda A havaalanına planlanandan en artı bir tane fazla uçak, B havaalanına planlanandan en eksi bir tane eksik, C'ye de planlanandan en eksi iki tane eksik uçak iniyor. Şimdi planlanan neydi? 12 idi. En artı bir tane fazla iniyorsa eklersen 13 artı n tane uçak inmiştir A'ya. B'ye en eksi bir tane eksikse 15'ten en eksi 1'i çıkarırsın, 16 eksi n yapar. C'ye 19 taneydi, en eksi 2'yi çıkarırsan 21 eksi n yapar C'ye inen uçak sayısı. Şimdi toplamda inen uçak sayısı değişmemiştir, bak bunu unutma. 12, 15 daha 27, 27, 19 daha da bana 46'yı verir. Ve 46 şunların da toplamına eşittir tabii ki. Dolayısıyla 13, 16 daha 29, 21 daha 50 eksi n yapar. Ve n burada kaçtır? Tabii ki 4'tür. N 4 ise demek ki A'ya 17 tane, B'ye 12 tane, C'ye de 17 tane uçak inmiştir diyebiliriz. Peki tüm bunları bulduk. Şimdi devam edelim. B havaalanına 16.30'dan önce inen uçak sayısı ne? Şu. Bakın şöyle göstereyim. Farklı renk kullanalım artık. Ben diyorum ikisine de tıklıyorum. İki tane seçenek vardı. İkisi de aynı, sürekli aynı renkleri kullanıyorum. 12 değil. Bakalım. X artı 2 idi. B havaalanına 16.30'dan önce inen uçak sayısı. C havaalanına 16.30'dan önce inen uçak sayısına eşitmiş. C havaalanına 16.30'dan sonra kaç tane uçak inmiştir? Şimdi toplam zaten 17 tane uçak inmişti. Eksi diyorum x artı 5 tanesi önce inmişti. Demek ki 17 eksi x artı 15, yani 12 eksi x tanesi 16.30'dan sonra inmiş C havaalanına. Bu da neye eşitmiş? İşte şuna, x artı 2'ye. O halde 2x eşittir 10 derim. X eşittir 5 olur. Şimdi benden istenene bakalım ne istiyor. A havaalanına, yani şuna 16.30'dan önce kaç uçak inmiştir? Ben buna x demiştim. Zaten x'i de kaç bulduk? 5 bulduk. O zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çünkü cevabımız B şıkkıydı. Geçtim 4. soruma. Muharrem Hoca'nın 24 kişilik bir sınıfa yaptığı edebiyat sınavından öğrenciler her puandan eşit sayıda olmak üzere 40, 60, 80 ve 100 puanlarından birini almış. Şimdi 4 tane puan var. 24 kişi var. Herkes her puandan eşit miktarda aldığına göre 24'ü 6'ya bölerim. 4'e bölerim. 6 tane 40, 6 tane 80, 60, 6 tane 80 ve 6 tane 100 puanlarından alınmıştır diyebilirim bu sınıfta. Peki sınıfın not ortalamasını bulmak isteyen Muharrem Hoca şekil 1'de gösterilen kağıda 15 öğrencinin notunu yazmış şöyle. Sonra bunların toplamını yazınca kağıtta yer kalmıyor ve başka bir kağıda geçiyor. Başka bir kağıda geçtiği zaman da unutmamak adına şuraya sol taraftaki kağıttaki toplam puanı yazıyor ve geri kalan öğrencilerin notlarını da yazıyor. Bunların da genel toplamını, sınıfın genel toplamını 1680 olarak şekil 2'deki kağıda yazıyor. Buna göre Muharrem Hoca'nın şekil 1'deki yazdığı kağıtta kaç öğrencinin notu 80'dir diye soruluyor. İlginç bir soru ama çözümü sandığınızdan daha kolay. Öncelikle toplam not burada 900'dü. Burada ise 1680. 1680'den ben 900'ü çıkaracağım ve diyeceğim ki 780 kalacak burada. Demek ki ikinci kağıtta yazan öğrencilerin notlarının toplamı 780'dir arkadaş diyeceğim.
Tamam mı? Peki bu 780'den bir tanesi 100 puan almış, iki tanesi 60 puan almış. Yani burada toplam 220 puan görünüyor. Ben 780'den 220 puanı bir çıkarırım ve böylelikle 560 puan kalır geriye. 560 puan kalır geriye. Ve burada toplam, bakın 15 tanesi buradaydı ya, burada toplam 8 öğrenci vardır. Şimdi sol tarafta bakalım, 8 mi? Hayır, 15, 9 tane öğrenci vardır. Bu 9 tane öğrenciden gençler, 3 tanesi görünüyorsa 6 tanesi görünmüyor. Şimdi görünmeyenlerle alakalı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane görünmeyen öğrenci var. Bunların da notlarının toplamının ben 560 olması gerektiğini biliyorum aynı zamanda. Tamam mı? Şimdi 6 tane öğrencinin notları toplamı 560'sa, bakın ben bu arada 100 olanlardan 1, 2 tane kullanıldığını da görüyorum. 6 tane de 100 puanım vardı. Geriye kaldı 4 tane 100 puan. Buradaki 6 tane notu kullanaraktan, buradaki 6 tane notu kullanaraktan, bunların notunun her biri 80 dahi olsa, 6 kere 80 480 yapar, 560'a boyu yetmez. Demek ki ben burada alabildiğine 100'ü kullanacağım. 100 puan alsa, 100 puan alsa, 100 bu alsa, 100 de bu alsa 400 yapar. Ve artık 100 puan alan başka bir öğrenci kalmaz derim sınıfta. Niye? Toplam 6 tane 100 alan vardı. İkisi listede görünüyor zaten. Diğer 4 tanesi de şu aralıkta dedim. Şu kalan 2 tanesine ne kalır? Arkadaşlar 400, 160 daha lazım olduğu için 80 ve 80, ki zaten onlar da en yüksek ikinci puan. O halde kesinlikle 80 ve 80 bu kağıttadır dedim. 2 tane 80 bu kağıttaysa geriye kalan tüm 80'ler yandaki, yani birinci kağıttadır. Bana şekil 1'deki yazdığı kağıtta kaç öğrencinin notu 80'dir diye sorulmuştu. Demek ki 4 öğrencinin notu 80 olur diyebilirim. 61. sayfamıza doğru geçiyoruz. 5. sorumuz. Aşağıdaki 15'li yumurta paketinde yumurtaların bulunduğu sıralar şekildeki gibi numaralandırılmış. Örneğin 6 numaralı sırada şurada 5 tane yumurta var. 1 numaralı sırada 3 tane var. 3 numaralı sırada 3 tane var. 8 numaralı sırada 8 tane yumurta var gibi. Bu pakette şekildeki gibi 15 tane yumurta varken Kadir 1, 2 ve 3 nolu sıraların her birinden x tane yumurta almış. Şimdi 1, 2 ve 3 numaralı bölgeden x'er tane yumurta almış. Tamam mı? Her birinden x tane yumurta alıyor. Yani x'er tane yumurta almış oluyor. O halde şunu söyleyebiliriz ki x sayısı 3'ten küçük veya eşit olmak zorunda. Çünkü maksimum 3 tane yumurta alabilir bu sıralardan. 4 tane yumurta alamaz şuradan. 3 tane yumurta var zaten en çok. Peki x tane yumurta alıp böreğe koymuş. Sonra kalan yumurtalardan 2 tane alıp omlet yapmış. Tamam. Şimdi şuradan, şu bölgeden gençler her numaralıdan x'er tane yumurta alıyor. Sonra geriye kalan yumurtalardan, ki o kalan yumurtalar bu bölgede de olabilir, 2 tane daha yumurta alıyor. Bunlarla da omlet yapıyor. Şimdi sorunun devamını okuyalım. Omlet yapımının ardından, omlet yapımı yani o 2 tane yumurtayı daha kullandıktan sonra, şuradaki 6 nolu sıradan x tane ve 7 nolu sıradan da 8 eksi x tane yumurta eksilmiş. Bakın arkadaşlar, şunu söylüyoruz, x 3'ten küçük veya eşit, o kesin garanti. 7 nolu da şurada, 7 nolu da toplam kaç tane vardı? 5 tane vardı. O zaman bu 8 eksi x, 8 eksi x maksimum 5'tir. Yani 8 eksi x küçük veya eşittir 5'tir diyeceksiniz. Burada eksi x'i karşıya, 5'i bu tarafa davet edersek de 3 küçük veya eşittir x olur. Şimdi bak, dananın kuyruğunun koptuğu yer. Şu an sen cevabı çoktan buldun zaten. İyi dinliyorsun. X sayısı 3'ten küçüktür veya 3'e eşittir. Aynı şekilde x sayısı 3'ten büyüktür veya 3'e eşittir diyor. Burada ortak olan şey ne? Hem büyük hem küçük olamayacağına göre x kesinlikle ama kesinlikle 3'ün ta kendisidir. Yani ben artık şunu söyleyebilirim. Hani şu bölge vardı ya, en baştaki bölge. Her sıradan, her 1, 2 ve 3'ten x'er tane almıştı. X 3 ise 3'er tane almış. Yani bunu almış, bunu almış, bunu da almış. Bunu da, bunu da, bunu da almış. Bunu, bunu ve bunu da almıştır derim. X 3 çünkü. Daha sonrasında 6 numaralı bölgeden x tane almıştı. X 3'tü. 6 numaralı bölgeden 1, 2, 3, 3 tane almış zaten. Demek ki A'ya ve B'ye dokunmamış. Bunlar garanti altında. Bunlara dokunmuyor. Şimdi demek ki şu 4 tanesinden de 2 tane seçmiş. Acaba hangileri? 7 nolu bölgeden 8 eksi x tane, yani 8 eksi 3'ten 5 tane yumurta almış. 5 tane yumurta alabilmesi için C'yi ve D'yi kesinlikle alması lazım ki 7'den 5 tane alsın.
Dolayısıyla C ve D ile onu net yapmıştır. Cevap da D şıkkıdır diyebiliriz. 10 numara 5 yıldız fevkaladenin de fevkinde bir soruydu. Evet, 6. soru. Bir gıda paketi üzerinde saklama koşullarıyla ilgili yapılan bilgilendirmede 0 santigrat derecede 60 gün, eksi 10 santigrat derecede 75 gün bozulmadan dayanabilir diye bir not varmış. Bu gıdadan 2 tane paket almış Gülhan Hanım, 2 paket. Buzdolabının eksi 10 santigrat derece olarak ayarlanabilen kısmına paketlerden bir tanesini koymuş. Diğer paket bu bölmeye sığmamış. Evde de hep öyle olur ya. Onu da almış 0 santigrat derece olan bölmesine yerleştirmiş. Şimdi 10 gün geçmiş aradan. 10 gün sonra bu paketlerin yerlerini değiştiren Gülhan Hanım, paketlerin içindeki ürünleri tüketmeyi geciktirdiğinden dolayı belirli bir süre sonra iki pakette bozulmaya başlamış. Ulan almışsın 75 gün durmuş yesene değil mi? 60 gün boyunca neler yaptın orada? Peki, bozulmaya başlamış. Buna göre ilk olarak eksi 10 santigrat derece bölmesine kullanılan paket kaç gün sonra bozulmaya başlamıştır diye soruluyor. Şimdi zaten 10 gün geçirdi burada, tamam mı? Bu cepte bu dursun, bulacağımız cevabın üzerine 10 ekleriz biz. Şimdi dikkat edin, burada bir oran orantı problemi var. Şöyle, eksi 10 santigrat dereceden 0 santigrat dereceye benim derecem artıyor. Eksi 10'dan 0'a artar değil mi? Ama dikkat edin, dayanabileceği gün sayısı düşüyor arkadaşlar. Buradan buraya çıktık, derece arttı ama 75'ten 60'a derece gün sayısı düştü. 75'ten 60'a düştü. Demek ki burada bir ters orantı var. Ters orantı olduğu zaman peki ben ne yapıyordum? Hemen diyorsun ki 60 ile 75'in ortak katını bulalım. 60 ile 75'in ortak katı 300'dür. 300'ü 6'ya bölersen 5 gelir. 300'ü 75'e bölersen 4 gelir. Yani bu da demek oluyor ki şu 0 santigrat derecede 5K hızla bu ürün bozuluyorken eksi 10 santigrat derecede bu ürünler 4K hızla bozuluyor. Buraya kadar tamam, anladık. Peki benim bu ürünüm, eksi 10 santigrat derecede duran ürünüm zaten 10 gün burada beklemedi mi? Bekledi. O zaman 4K çarpı 10 eşittir 40K kadarı bozuldu zaten. Peki bu ürün 4K çarpı 75'ten 300K bozulma kapasitesine sahip bir ürün mü? Evet. 300'ün 40'ı bozulmadı mı? Evet, bozuldu. O zaman geriye kaldı 260K'sı, bozulmayan ya da bozulma katsayısı gibi de düşünebilirsin bunu. 260K'sı kaldı. Ben bu ürünü aldım, nereye koydum? Aha, buraya koydum. Şimdi 260K'yı şurada bekletiyorum artık ve artık 5K hızla bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla ben 260K'yı 5K'ya bölersem ki kendileri 52 yapacaktır. Demek ki 52 günde burada durabiliyor bozulmadan. 10 gün burada durdu, bekledi. 52 günde burada bekledi. O zaman 62 gün sonra bozulmaya başlamıştır artık bu ürün diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıydı. Evet, 6. sorumuzu da çözdükten sonra geçtik 7. sorumuza. Talip'in 14 günlük ara tatilde yaptığı aktiviteler ders çalışmak, gezmek ve televizyon seyretmek şeklinde olmuş. Talip'in tatil boyunca yaptığı bu etkinlikler ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Şimdi 14 gün boyunca 3 tane faaliyet yapıyor arkadaşlar bu Talip denen arkadaşımız. Yaptığı aktiviteler televizyon izlemek, gezmek ve çalışmak, ders çalışmak. Şimdi gezdiği her gün televizyon seyretmiştir diyor. Bak, o zaman şöyle bir mantalite yapacağız, küme çizeceğim. Gezdiği her gün televizyon izlediyse, şuna gezdiği diyelim, şuna da televizyon izlediği diyelim. Ben şuradan bir gün seçersem, gezdiği gün, aynı zamanda TV'nin de içinde olduğu için gezdiği her gün televizyonda izlemiştir diyebiliriz o halde. Tamam, bu cepte. Daha sonrasında ders çalışmadığı günlerde sadece televizyon izlemiştir diyor. Yani ders çalışmadığı günlerin dışında gezmediği bir günde yok. Yani gezdiği her gün aynı zamanda ders çalışmış da olacağından şunu da şöyle çizerseniz eğer, buraya da ders diyebiliriz. Bakın, dersin dışında, ders çalıştığı günlerin dışında gezmek gibi bir fiili kalmamış oldu. Ders dediğimiz yer neresi? Şu küme. Bakın çok iyi dikkat edin. Küme çizerseniz olayı zaten çözmüş olursunuz. Ders burası, sarı bölge. Bunun dışında gezme gibi bir fiil var mı? Yok. O zaman ders dışında, ders çalışmadığı günler dışında sadece televizyon seyretmiştir. Doğru mu? Evet, bakın. Ders çalışmadığı günlerin dışında sadece televizyon var. Başka hiçbir şey yok.
O halde devam edelim. Şurayı tekrar boşaltalım. Sadece televizyon izlediği gün sayısı, ki sadece televizyon izlediği gün sayısı şu bölgedir. Neymiş? Sadece ders çalıştığı gün sayısından bir fazla. Yani ben şuraya x dersem sadece ders çalıştığı bölgedir burası. Burası x artı 1'miş. Tamam. Ve son olarak 3 aktivite yaptığı gün sayısı, orası da şudur. Gün sayısı 2 aktivite yaptığı gün sayısı da şurasıdır. Bundan 1 eksikmiş. Yani ben buraya eğer y dersem burası da y artı 1 olacakmış. Bakalım doğru mu yaptık? 3 aktivite yaptığı gün sayısı 2 aktivite yaptığı gün sayısından 1 eksiktir. Hatta şöyle diyelim. Şuraya y diyelim. Şurası y eksi 1 olsun. Daha tatlı olur. Çözerken zorlanmayız. Birazdan göreceksin. Buna göre Talip kaç gün televizyon seyretmiş fakat gezmemiştir? Televizyon seyredip gezmediği günler neresi? Şurası ve şurası. Bakın gezmenin dışında ama televizyonun içinde. O halde arkadaşlar, kaç gündü bu ara tatil? 14 gündü. X, Y. Yani 2X artı 2Y. Eksi 1 artı 1 daha zaten 0 yapar. Eşittir kaçtır? 14. O zaman X artı Y'yi ben kaç olarak bulurum? 7 olarak bulurum değil mi? Benden neresi istenmişti? X artı Y artı 1 istenmişti. Buna 1 ekleyince cevap çıkacak. O zaman cevabımız nedir? Edirne seçeneğidir. 7. sorumuzda bu şekilde şık ve nizami çözdükten sonra, ben çözüyorum oğlum, ne bekliyorsun? 8. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda 100 liralık bir banknotun tedavüle girdiği andan itibaren kimlerin eline geçtiği ve bu banknotun eskime katsayısının hesaplanışı gösterilmiştir. Bakın aşırı derecede orijinal bir soru. Şimdi 100 lira Onur'dan Can'a gitmiş. Can'dan Sude'ye. Sude'den tekrar Can'a gitmiş. Aynı Can'a. Daha sonrası Olcay'a gitmiş. Para 4 kez el değiştirmiştir diyor. 1, 2, 3, 4. Evet 4 kez el değiştirmiş. 5 tane sahip görmüş. 1, 2, 3, 4, 5. Ama farklı sahipler Can'dan 2 tane olduğuna göre 4 tane farklı sahip görmüş bu para. Eskime katsayısı da nasıl hesaplanıyormuş? 4 artı 5 artı 4'ten 13 deniliyormuş. Yani şunların toplamı eskime katsayısıymış diyor. Böyle bir hikayesi var sorunun. Eskime katsayısı 47 olan başka bir banknotun gördüğü sahip sayısı kaç farklı değer alabilir diye sormuş. Sahip sayısı, farklı sahip sayısı değil mi? Banknotun gördüğü sahip sayısı kaç farklı değer alabilir? Yani şurası. Tamam. Şimdi o halde şöyle diyoruz. Biz el değiştirme, sahip ve farklı sahip sayısı diyelim şuraya. El değiştirme, sahip ve farklı sahip sayısı diyelim. Hatta bunu da biraz şöyle sola da çekebiliriz. Burada bir ilişki bulmamız gerekiyor bizim. Nasıl bir ilişkiden bahsediyoruz? Şöyle. Şimdi 4 kez el değiştirmiş ve 5 sahip görmüş diyor ya. Bir kere sahip sayısı zaten şuradakiler oluyor. 3, 4, 5. El değiştirme sayısı da bunların arasında kalan şu oklar oluyor zaten. Dolayısıyla n tane sahip varsa n eksi 1 kere el değiştirmiştir diyebiliriz biz buna. Ve arkadaşlar farklı sahip sayısı mutlak surette sahip sayısından daha düşük olmak zorunda. Çünkü buradaki sahip sayısı dediğimiz şey buradaki isimlerin tamamı, ama farklı sahipler denildiği zaman mesela burada 2 tane canlı var diye otomatikman düşük olacak. Ama maksimum aynıdır. Yani sahip sayısıyla farklı sahip sayısı en iyi ihtimalle ikisi de birbirine eşittir. Ama yani farklı sahip sayısı sahip sayısından küçüktür veya eşittir dememiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, ben bunların toplamının 47 olduğunu görüyorum. Soru bana 47'dir demiş. Sahip sayı kaç farklı değer alabilir demiş ya. Burada ben farklı sahip sayısını ve sahip sayısını en, ama en yüksek çıkacak şekilde, yani sahip sayısını maksimum çıkacak şekilde, bakalım en düşük çıkacak şekilde düşüneyim önce. 47 bir fazla olsaydı 48 olurdu. 48'de 3'e tam bölünürdü. 16, 16, 16 biçiminde. O halde 15 kez el değiştirmiş ve 16 tane sahibi olmuş bu paranın diyebiliriz. Çünkü 16 tane sahip arasında şu şekilde 15 tane ok olacak arkadaşlar. 15, 16. Buraya da farklı sahip sayısına da ben 16 diyebilirim o halde. Çünkü farklı sahip sayısı sahip sayısından küçük veya eşit olması gerekiyordu. Şimdi sahip sayısı 16 oldu ya. Ben bunu 17... Bunu 16 seçmem gerekir artık, bir fazla olursa sahip sayısı. 17, 16 seçtim, yani birer artırdım, o zaman bu 2 düşecektir. Yani farklı sahip sayısı 14 olacaktır. Daha sonrasında bu 18 ve bu 17 olduğu takdirde bu 12 olacaktır.
Bu 19 ve bu 18 olduğu takdirde burası 10 olacaktır. Burası 20 ve burası 19 olduğu takdirde burası 8. Burası 21, burası 20 olduğunda burası 6. 22'ye 21 olduğunda burası 4. 23'e 22 olduğunda burası 2. Ve 24'e 23 olursa burası 0 olur ama 24 tane sahibi varken 0 tane farklı sahip diye bir cümle kuramayız. Bu akla mantığa aykırı zaten. Demek ki bunu alamayacağız. O halde sahip sayısı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuştu ya. 16'dan 23'e kadar kaç tane sayı varsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sevgili arkadaşlarım farklı 8 tane sahip sayısı üretebiliriz biz bu sorumuz için. Cevabımız da A seçeneği olmuş olur. Onu da şöyle işaretleyelim. Evet. Videomuzun ve testimizin sonuna geldik. 61. sayfamızda bitirdiğimize göre artık 62. sayfadaki 12. testimize geçebiliriz. Onu da bir sonraki videoda yapacağız. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.